Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay ve çok lezzetli bir menü hazırladım. Benim bugünkü menümde beşamel soslu krep dolması var. Rengarenk arpa şehriye pilavı, brokoli kavurması, çorba olarak tarhana çorbası ve cacık var. Buyurun bu güzel tariflerin yapımına geçelim. İlk olarak krep hamurumuzu hazırlayalım. Krep hamuru için bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı kıralım. Biraz üzerine tuz ilave edelim, bir tatlı kaşığı kadar. Yumurta ve tuzu çırpalım. Üzerine 2 su bardağı 250 ml bardakla süt ilave edelim. Süt ve yumurtayı da çırpalım. Yine 250 ml bardakla üzerine 2 su bardağı un ilave edelim. Unun üzerine 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alalım. İçerisine biraz sıvı yağ ilave edelim ilk etapta yapışmaması için. Bir kepçe karışımdan alıp tavanın tabanına hamurumuzu böyle güzel yayalım ve pişirelim. Böyle göz göz olmaya başlayınca spatula ile kenarlarını açtırıp ters çevirelim. Çok fazla kızartmayın arkadaşlar. Böyle önlü arkalı piştiğinden emin olunca hemen alın, kızartmayın. Diğer aşamalarda tavayı yağlamadım. Sadece bir seferliğine yağladım ve diğer aşamalarda kesinlikle yağlamadım. Yine aynı şekilde fazla kızartmadan kreplerimizi pişirelim. Bitene kadar devam edelim. Bu verdiğim ölçülerden 9-10 adet krep çıkıyor arkadaşlar. Krepler piştikten sonra kıymalı harcımızı hazırlayalım. Kıymalı harcı için tavanın içerisine 1 adet soğanı yemeklik doğrayalım. Üzerine bir diş sarımsağı doğrayalım. Biraz üzerine sıvı yağ ilave edelim. Soğanı kavuralım. Bir yemek kaşığı kavrulan soğanın üzerine domates salçası ilave edelim. Salçayı da kavuralım. Kavrulan salçanın üzerine 350 gram orta yağlı dana kıymayı alalım. Kavuralım. Salça kavrulduktan sonra üzerine karabiber, kekik, kırmızı toz biber, 7 türlü baharat, yoksa şart değil, biraz kimyon ilave edebilirsiniz. Baharatlarını da ilave edip tuzunu ilave edelim. Karıştıralım. Ocağın altını kapatalım. Benim ocak elektrikli ocak olduğu için altını kapatmama rağmen hala pişmeye devam ediyor. Kreplerden böyle ortaya alalım, bir tahtanın üzerine, bir çalışma tahtasının üzerine alalım ve birer yemek kaşığı kıymalı harcımızdan krebin ortasına alıp iki kenarlarını gördüğünüz şekilde katlayıp rulo şeklinde krebimizi böyle saralım ve tepsinin üzerine yemeğimizi alalım. Yine aynı şekilde birer yemek kaşığı alalım böyle krebin ortasına, sonra iki uçlarına kıvırıp rulo şeklinde saralım. Bu şekilde bitene kadar devam edelim. Beşamel sosumuz için küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını alıp eritelim. Tereyağının üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edelim.
Unu güzel kavuralım. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Unun güzel kokusu çıkmaya başlayınca üzerine sütünü ilave edelim. 250 ml'lik bardakla 1,5 su bardağı süt ilave edelim. Ve beşamel sosumuzu pişirelim. Sosumuz koyulmaya başlayınca üzerine tuz ve karabiber ilave edelim. Karıştıralım. Kaynayan beşamel sosumuz ocaktan alıp direkt böyle kreplerin üzerine dökelim. Böyle kreplerin üzerine komple beşamel sosumuzla kaplayalım. Ve yemeğimizi önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkartıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edelim ve peynir eriyene kadar tekrar fırına gönderelim. Peynir eridikten sonra fırından çıkartalım. Rengarenk arpa şehriye pilavı için tavayı ocağın üzerine alalım. Üzerine sıvı yağ ilave edelim. 1 su bardağı 200 ml'lik bardakla arpa şehriyeden 3-4 yemek kaşığı kadar alıp iyice kavuralım. İyice kavrulan arpa şehriyenin üzerine geri kalan şehriyeyi ilave edelim. Şehriyeleri tekrar kavuralım. Bakın 3 renkte oldu. 3 renk olduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Tereyağı da eridikten sonra üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edelim. Tuzunu da ilave edip kapağını kapatalım. Pilavımızı pişirmeye bırakalım. Brokoli kavurması için 500 gram brokoliyi suda haşlayalım. Brokoliler haşlandıktan sonra kavuralım. Tavanın içerisine 1 adet soğanı yemeklik doğrayalım. Üzerine zeytinyağı ilave edelim. Soğan ve zeytinyağını kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça ilave edelim. Salçayı da kavuralım. Haşlanıp suyunu süzdüğümüz brokolileri yemeğimizin üzerine ilave edelim. Karıştıralım. Birkaç dakika bu şekilde yemeğimizi kavuralım. Üzerine yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Kapağını kapatıp yemeğimizi kenara alalım. Tarhana çorbamın tarifini de daha önceki videolarımda paylaştığım için paylaşmadım arkadaşlar. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.